Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte startupların kuluçka merkezine gideceğiz ve buradaki girişimcilerle tanışacağız. Bakalım ne gibi projeleri var, ne gibi hayalleri var. Hepsinden dinleyeceğiz. Bölümümüze tüm hızıyla başlayalım. Birazdan sizlerle birlikte bir kuluçka merkezine giderek yeni nesil teknolojileri keşfetmeye başlayacağız. Ancak onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. İlk gelişmemiz Apple hakkında. Apple Pencil için önemli bir yenilik geliyor. Paylaşılan bilgilere göre Apple Pencil'ın laptop modeli MacBook ile çalışması için bir patent alındı. Bakalım neler olacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesinde sürücüsüz otomobil teknolojiler geliştiren Waymo, taksi hizmetine başlıyor. İlk sürüşler ABD'nin San Francisco şehrinde gerçekleştirilecek. Instagram'ın yukarı kaydır düğmesi tarihe karışıyor. Yeni link çıkartması ile kullanıcılar linke dokunarak paylaşılan web sitesini ziyaret edebilecek. Artık yukarı kaydır yok yani. Teknoloji dünyasındaki gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi isterseniz gelin yeni startupları bir keşfedelim bakalım ne gibi teknolojiler geliştiriyorlar. Hepsine bakacağız. Hemen yola çıkıyoruz. Şimdi sizleri İTÜ Arı Teknokent'e getirdim. Burada çok önemli bir kuluçka merkezi var. İsmi İTÜ Çekirdek. Bu kuluçka merkezinde dikey alanlardaki startuplara önemli destekler veriliyor. Bu alanlardan bir tanesi de otomotiv. Bakalım şimdi içeri gireceğiz. Otomotiv alanında ne gibi yeni nesil teknoloji geliştiriyor startuplar? Bunlara bakacağız. Hemen turumuza başlayalım. Otomotiv sektöründe geri dönüşüm çok önemli bir konu ve bu alanda çalışmalar yapan Laska adında bir startupla tanıştım ve kurucusu Onur yanımda. Merhaba Onur. Merhaba abi. Onur, neler yapıyorsunuz, anlatır mısın bize? Biz kauçuk atıklarından karbon siyahı ve yenilenebilir yakıt elde ediyoruz. Kauçuk atıkları olarak özellikle atık lastikleri çok fazla kullanıyoruz. Hem kolaylığı ve yüksek verimi dolayısıyla. Elde etmiş olduğumuz bu karbon siyahı normalde fosil yakıtlardan elde edilen karbon siyahına alternatif bir ürün. Şimdi karbon siyahı deyince benim kafam karışır. Neden karışır biliyor musun? Çünkü anlamadığım bir kavram. Plastik mi oluyor yani? Aslında şöyle, kauçuk hamurlarının özellikle otomotivde kullanılan otomotiv parçalarının sizin gördüğünüz veya görmediğiniz bütün siyah renkli kauçuk ve plastik parçaların ana ham maddelerinden bir tanesi. Bu bir ham maddedir karbon. Örnekle bize getirdin zaten. Örnek şu, toz olan. Toz olan, pardon. Bu karbon siyahıdır. Bunu kauçuk hamurlarına katkı malzemesi olarak katarlar ve otomotivde çok ciddi miktarda kullanılır. Senede yılda dünyada 13 milyon ton üretilir ve %99'u da fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilir. Çok kirli bir prosestir, çok maliyetli bir prosestir. Şu anki yerli üretimi yoktur bunun. Bu atıklardan üretilmesi yenilenebilir ürün olarak aslında yeni bir hikaye. Dünyada da yeni bir hikaye. Bizim gibi dünyada 4 girişim var. Biz şu anda otomotiv endüstrisine çıktı kalitesi itibariyle parça üretebilen 4 girişimden biriyiz. Öyle harika söyleyeyim. Gerçekten. Peki şu anda atık lastikler yakılıyor genelde. Hatta birçok kez fotoğraflarını da görüyoruz, videolarını görüyoruz. Gerçekten çok üzücü bir şey. Siz artık bu atık lastikleri plastiğe dönüştürüyorsunuz aslında. Otomobil parçasına dönüştürüyorsunuz. Üstelik hiçbir atık üretmeden bir otomobil parçasına dönüştürüyorsunuz. Hiçbir atık üretmeden. Nasıl peki? Nasıl bir proses var orada? Şöyle bir proses var. Dünyada her yıl 1,5 milyar adet lastik atığı ortaya çıkıyor ve sizin de bahsettiğiniz gibi yakılıyor. Bir ton lastiğin yakılmasıyla 450 kilogramlık bir karbon salınımı ortaya çıkıyor. Evet. Bu lastikleri alıyoruz. Bir kimyasal prosese tabi tutuyoruz ve hiçbir atık üretmeden iki tane ürün elde ediyoruz. Birisi karbon siyah dediğimiz ürün, bir diğeri yenilenebilir yakıt dediğimiz ürün. Yenilenebilir yakıt dediğimiz ürünü enerji sektörüne, kimya sektörüne doğrudan satabiliyoruz. Karbon siyah dediğimiz ürünü de özellikle otomotiv endüstrisi başta olmak üzere kauçuk ve plastik sektörüne ham madde olarak tedarik ediyoruz. Şu anda fabrikalarda aktif olarak kullanılıyor mu acaba bu sizin ürünler? Tabii şu elinizde tutmuş olduğunuz parça bir Ar-Ge çalışmasından çıkan bir kauçuk hamuru aslında bu. Bunu daha sonra kalıplara koyup otomotiv parçası yapılıyor. Biz de dünyanın bilinen firmalarından bir tanesiyle, başta gelen otomotiv firmalarından bir tanesiyle şu anda çalışıyoruz. Dünyada bir firma şu anda fiilen sahada araçlarına bu parçayı takmış durumda. Şu anda ikincisi de yolda. Harika gerçekten. Peki şunu merak ediyorum. Tabii. Onu, buna ne olacak peki? Bu ürünün bir sonraki aşaması kalıplara koyup otomotiv parçası yapılacak. Yani, otomotivlere takılacak. Ne bileyim, direksiyon, vites. Şöyle genelleyeyim. Otomotivdeki bütün siyah renkli kauçuk ve plastik parçalar olabilir. Evet, yani bir sürü herhangi parça herhangi bir şey olabilir. Evet. Harika. Onur, çok memnun oldum gerçekten. Çok enteresan bir yenilikle, bir teknolojiyle, malzeme teknolojisiyle daha doğrusu öyle söyleyebiliriz. Bizim malzeme teknolojisiyle bize tanıştırdın. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun valla. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam.
Otomotiv alanındaki yeni nesil teknolojileri keşfediyoruz. Üretimde bunun en önemli başlıklarından bir tanesi ve bu alanda çalışan bir startupla sizleri tanıştırmak istiyorum. İsmi SenseMore ve kurucu ortağı Çağlar yanımda. Merhaba Çağlar. Merhaba Ahmet. Çağlar, öncelikli olarak nasıl bir teknoloji geliştirdiniz? Oradan başlar mısın? Tabii. Biz aslında temelde gördüğün şu elimde tuttuğum dünyanın en küçük kablosuz titreşim sensörünü geliştiriyoruz. Evet. Ve şöyle bir sensör. Yani bir kibrit kutusundan daha küçük. Çok daha küçük ve üzerinde Bluetooth ile kablosuz şekilde veri iletiyor ve çok uzun süre boyunca şarjı olmadan kendi piliyle uzun sürede ölçüm alabiliyor. Peki Çağlar, üretimde nasıl kullanılıyor? Yani neyi tespit ediyor bu sensör, bu cihaz? Biz döner ekipmanların çıkardıkları titreşimi ölçüyoruz. Bu titreşimi çok yüksek hızlarda örnekleyerek, ki saniyede 26 bin örnek alarak bunların analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bu döner ekipmanlar, elektrik motorları, dişli kutuları, rulmanlar gibi kritik önem arz eden ekipmanlar. Bu ekipmanların analizleri sonucunda müşterimize, bakım ekiplerine şunu söylüyoruz. Sizin ürününüz birkaç ay sonra problem çıkarabilir ve bu problem hizasızlık, dengesizlik, mekanik gevşeklik gibi sebebiyle birlikte raporlarını sunuyoruz. Yani Çağlar, üretim testindeki makinelerin bozulacağını önceden tespit ediyorsunuz. Aynen öyle. Peki hangi sensörler var içinde mesela? Titreşim var anladığım İçerisinde kadarıyla. İçerisinde 3 eksenli bir ivme ölçer var ve sıcaklıkla beraber bu ölçümleri korele ediyoruz. Birlikte sentezleyerek bizim cloud tarafında kullandığımız yapay zeka algoritmalarımız var. Bunlarla kullanıcıya %86'ya kadar doğrulukta bir hata analiz raporu sunuyoruz. Ve bu arıza raporlarını kullanıcıya ileterek burada almaları gereken tavsiye ettiğimiz bakım aksiyonlarına dahi söylüyoruz. Aa, gerçekten harika bir şey. Peki şu anda kullanılıyor mu otomotiv fabrikalarında? Tabii otomotiv en büyük destek aldığımız sektörlerden biri. Bunun yanında beyaz eşya, savunma sanayi, hızlı tüketim ürünleri, kimya, ilaç gibi sektörlerde de oldukça sıkça kullanılıyor. Ve 30'un üzerinde kurumsal müşterimiz var şu an. 8 ayrı ülkede de hizmet veriyoruz. Harika. Çağlar, tebrik ediyorum. Teşekkür Harika ederim. Bir teknoloji. Bizi tanıştırdın. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ayağınıza sağ ol. İTÜ Çekirdek neler yapıyor? Teknokent neler yapıyor? Bundan anlatır mısınız bize? Tabii ki. İTÜ Teknokent, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknokenti ve bundan 10 yıl önce İTÜ Çekirdek'i kuruyor. İTÜ Çekirdek, teknoloji tabanlı girişimlere destek olan, onların projelerini ticarileştirmek ve hayata geçirmekle ilgili her tür desteği sağlayan bir kuluçka merkezi. Buraya teknolojik işte projem var veya şirketi de olabilir. Yani gelip ben burada ticarileştirmek istiyorum projemi, fikrimi diyenlere kucak açıyoruz. 500'den fazla mentorumuz var profesyonel ilgili alanında. Evet. Ticarileştirmeyle ilgili eğitimler veriyoruz. Kime satacağım, nasıl satacağım, dijital pazarlamadan finansal modellemeye kadar. Onun dışında yılda bir kere düzenlediğimiz Big Bang etkinliğimiz var. Potansiyel müşterilerle, sponsorlarla, yatırımcılarla buluşturuyoruz bu etkinlikte. Bu arada İTÜ Çekirdek yılda yaklaşık 7 bin ila 10 bin arası başvuru alıyor. Bu başvuruların içerisinden 2 bini kadarıyla yüz yüze görüşüyoruz, 600'ünü içeri alıyoruz. Bugüne kadar 10 yılda İTÜ Çekirdek'ten 690 tane girişim şirketleşti, startup oldu. Ve bu 690 startup şu anda 370 milyon TL ciro üretiyor ve 320 milyon TL'de yatırım aldılar. 4000'in üzerinde de istihdam yaratıyorlar. Dolayısıyla İTÜ ve İTÜ Arı Teknokent'in İTÜ Çekirdek projesiyle amaçladığı şey gerçekten ülkemize teknolojik katma değer yaratan, ekonomik katma değer olarak geri dönen bir sistem kurgulamaktı. Bugüne kadar da bu sayılarla bu amacımıza ulaştığımız ve bundan sonra da katlayarak devam edeceğimize inanıyoruz. Evet, kesinlikle. Özellikle ben şuna değinmek istiyorum. Çok fazla dikey alanda da projeler yapıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de otomotiv alanında. Aynen. Gerçekten çok önemli. Otomotiv İhracatçıları Birliği ile yaptığınız dikey alanda bir program var. Bu programda neler yapıyorsunuz acaba? Bundan da bahseder misiniz bize? Tabii ki. Bundan 6 yıl önceydi. Otomotiv İhracatçıları Birliği ile bir işbirliği adımı attık. Dediler ki onlar bizim otomotivin geleceği yarışmamız var. Bu yarışmadaki girişimcilerin yetişmesi, büyümesi için bir destek mekanizması arıyoruz. Biz de dedik ki o biziz. Getirin girişimlerinizi kuluçkaya yatırın İTÜ Çekirdek'te. Biz onları işte İTÜ Çekirdek'in sunduğu tüm imkanlarla besleyelim. Mentorluk, işte müşteri buluşturmasından demin bahsettiğim eğitimlere kadar tüm imkanları sunalım. Ve aslında otomotiv ve mobilite dikeyinde özellikle ülkemize Otomotiv İhracatçıları Birliği ile el ele tutuşarak
yetişmiş, başarılı ve geleceğin teknolojilerini üreten girişimciler kazandıralım. 6 yıldır da bu çok büyük bir başarıyla devam ediyor. Harika gerçekten. Bizim de hayal gücümüzün sınırları aşılıyor bu sayede. Evet. Arzu Hanım çok teşekkürler programımıza katıldığınız. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Üretim alanındaki yeni nesil teknolojileri keşfediyoruz ve ben de yeni bir şirket ve onun kurucu ortağıyla tanıştım. Sizleri de tanıştırmak istiyorum. Simularge kurucu ortağı Büryan. Merhaba Büryan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ben şimdi dönmek istiyorum izleyiciler çünkü enteresan bir hikaye. Eşiyle beraber kurmuşlar şirketi. Bu da benim için önemli bir bilgiydi. Hikayesi çok güzelmiş bu arada. Kendisi de burada çalışıyor zaten. Çalışmalarına devam ediyor. Oradan el de sallayalım kendisine. Büryan, neler yapıyorsunuz? Anlatır mısın bize? Biz eşimle beraber çıktığımız bu yolda fabrikaların verimini arttıran yazılım çözümleri sunuyoruz. Bu bir yapay zeka uygulaması olabilir veya bir makine mühendisliği uzmanlığı içeren hesaplamalar yapan bir uygulama olabilir. Günün sonunda fabrikada yapılan üretimin daha verimli hale gelmesi için tavsiyeler veren, hesaplamalar yapan yazılımlar oluyor bunlar. Yani şimdi verimlilikten bahsediyoruz. Peki ne gibi hesaplamalar yapıyor? Hata oranını mı acaba düşürüyor? Örneğin fabrikalarda bizim görmediğimiz, tabii bize ulaşma ihtimali daha düşük olan hatalar var. Bunlar fabrikalar için ciddi kayıplar. Evet. Hatta bir örnek üzerinden gidelim. Tabii tabii, çok iyi olur. Buzdolabından örnek verelim. Buzdolabı açtığınızda içerisinde beyaz bir duvar var. Evet. Çeperleri var ve bu küvet gibi büyük bir parça, plastik bir parça. Bu parça tek yekpare şekilde üretiliyor. Ve fabrikada eğer bunu üreten makine hatalı çalışırsa bu çöp oluyor. Bu ne demek? Plastik sarfiyatı demek. Evet, haliyle evet, çevreye de negatif bir etki evet, demek evet. Diğer yandan ciddi bir masrafı da var. Bunu düzgün üretebilmek, hatasız üretebilmek için fabrikalardaki bu makinelerin düzgün çalıştırılması gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz, evde çamaşır yıkıyorsunuz, çamaşır makinenizi düzgün ayarda çalışmanız lazım ki çamaşırların başına bir sıkıntı gelmesin. Evet, evet. Aynı fabrikadaki makinelerin de düzgün parçalar üretilebilmesi için düzgün şekilde ayarlanmaları gerekiyor. Bizim uygulamalarımızı oradaki makinelere çalıştıran operatörler kullanarak hatayı oluşmadan önce engelleyici şekilde tavsiyeler alıyorlar. Harika. Tebrik ediyorum o zaman. Hem seni Büryan hem de eşini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ömer Bey, otomotiv sektörü Türkiye için çok önemli bir sektör. Siz de birlik olarak bu konuda öncülerden birisiniz. Şunu sormak istiyorum ben. Girişimciliğe olan bakış açınız nasıl ve aynı zamanda bu ekosistemi de değerlendirir misiniz bize? Şu anda dünyada hızla değişen bir otomotiv sanayi var. Mobiliteye doğru bir dönüşüm var. Burada bizim yaptıklarımız sadece ihracat anlamında yeterli olmayacağını düşünerek otomotivin geleceği için, otomotivin geleceği tasarım yarışmalarını düzenleyerek hem Türkiye'deki gençlerin bu konuya ilgisini sağlamak hem de bizim onlara gerçekten ihtiyacımız olduğu o yeniliklere, o otomotivin geleceğindeki ihtiyaçlara bir an önce ulaşabilmek, onları yine otomotivin ihracatına bir katma değer sağlayacak güzel projeler çıkartabilmek için çaba içerisindeyiz. Bu anlamda da son 10 yıldır yarışmaları düzenliyoruz. Tabii buradaki en önemli konu Türkiye'ye katma değerli ürünler sağladığımız gibi işte hep mahkum olduğumuz o ileri teknoloji ithalatı yerine bizim bu teknolojileri geliştirip ihracat kaynağını artırmak olacaktır. Şunu ben merak ediyorum. Peki bu süreçte acaba destek verdiğiniz girişimler nasıl bir değer yarattı Türkiye için? Şimdi İTÜ Çekirdek'le son 6 yıldır yapıyoruz. Biz aşağı yukarı 4000 tane proje değerlendirmişiz. Bunlardan 200 tanesine destek vermişiz. Destek rakamımız 3 milyon TL'ye geçmiş. Çok ciddi bir rakam bu arada. Evet. İTÜ Çekirdek'te Kuluçka'ya giren yatırımcılardan yarısı, aşağı yukarı yarısı hala devam ediyor. Bunların içinden 100 küsür milyon TL'ye bir ciroya ulaşmışlar. 500-600 kişilik bir
istihdam sağlamışlar. Yaklaşık 800 milyar TL civarında bir değerleme öngörülüyor. Ve 62 milyon TL'de yatırım almışlar. Ömer Bey, bu arada otomotiv dikeyinde teknoloji geliştiren startuplar için de bir çağrınız var. İsterseniz sözü ben size bırakayım. Startupları siz davet edin bu program aracılığıyla. 3 Eylül'e kadar yarışmamıza başvurabilirler. 18 Ekim'de de online olarak yarışmamız yapılacak. Buradan çıkacak olan başarılı girişimcileri her zaman olduğu gibi İTÜ Çekirdek'te ağırlayacağız. Onları kuluçkaya alacağız. Big Bang'e kadar. Big Bang'de tekrar değerlendireceğiz. İlk yarışmada 500 bin TL ödülümüz var. Evet. Big Bang'e kadar olan kısımda 1 milyon TL aynı desteklerimizle İTÜ Çekirdek'te her türlü mentorluk, laboratuvar, iş yapım ve iş kurumla ilgili her türlü desteği alacaklar. Big Bang'de de yine 600 bin TL'lik bir ödülümüz var. Orada da 4-5 tane bizim yine otomotiv girişimimiz diğer girişimcilerle sahne alacaklar. Sadece bizden değil, diğer yatırımcılardan ve kurum ve kuruluşlardan destek alacaklar. Evet. Bu destek silsilesini kaçırmasınlar. Bir an evvel başvursunlar ve gelecekte bizle beraber var olsunlar istiyoruz. Atilla Bey, biraz önce otomotiv programımızdaki girişimleri dinledik ve gerçekten heyecan verici fikirler var. Bu program hakkında acaba neler düşünüyorsunuz? Bunlardan bize bahseder misiniz? Biz girişimcilerimize otomotiv sektöründeki ihracat değerini arttırması için çok önemli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Arı Teknokent 2015 yılından beri bu alanı güçlendirmek için elinden gelen tüm gayreti sarf ediyor. Bugün geldiğimiz nokta aslında çok önemli. 60 milyonun üstünde bir yatırım aldı girişimcilerimiz. Hı hı. Ve yaklaşık bu başarılı girişimcilerin de ihracat değerleri ve ciroları 100 milyonun üzerinde. Bu önemli bir rakam. Evet, evet. Önemli bir Türkiye ekonomisine katma değer sağladığımızı biliyoruz. Ama bu tabii ki yetmez. Arı Teknokent'in hedefleri daha da büyük. Özellikle yönetim kurulu içerisinde de otomotiv sektörüyle birebir ilgilenen yönetim kurulu üyelerimiz var. Onların da katkılarıyla yeni patentler çıkıyor. Yeni bir takım alanlar çıkıyor. Bu alanlara yönelik olarak farklı dikey alanlar geliştirmeye çalışıyoruz. Otomotiv sektörü sadece ve sadece şu anda çok güncel olan otonom araçlar, bir takım yazılımlar ve buna bağlı olarak ihracat değerini artıracak yapay zeka uygulamaları değil, aynı zamanda motor teknolojileri, bizim özellikle teknik üniversitenin akademisyenlerinin de çok önemli bir kısmının uğraştığı ciddi teknolojiler. Biz evet. Şimdi hani burada ve girişimcilerin çok ciddi olarak yapmış olduğu bu uygulamaları gerçekten bu teknolojik ve Ar-Ge değeri yüksek ve akademik çalışmalarla nasıl birleştirebiliriz, nasıl böyle bir katma değerli bir platform oluşturabiliriz diye bakıyoruz. Dikey alanlarda girişimcilere destekler veriyorsunuz, özel programlar düzenliyorsunuz. Bu konuda acaba neler düşünüyorsunuz, ne gibi planlarınız var? Ben çok hani oyun teknolojileri, biraz evvel konuştuğumuz otomotive yönelik olarak yapmış olduğumuz dikey alan gibi onların dışında yeni bir takım dikey alanları küresel ortaklarımızla beraber açma noktasında bir yol belirledik. Hı hı, ve hı. Geçtiğimiz yıldan itibaren de bu dikey alanlarımızı geliştirdik. Bunlardan bir tanesi yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri. Hı. Çok önemli. İnteresan bir alan. Evet, çünkü bizim moleküler biyoloji kısmında da çok ciddi akademisyenlerimiz var ve küresel ölçekte de çok ciddi ortaklarımız var. Girişimlerin büyük bir kısmı da özellikle bu pandemi sürecinde tabii ki sağlık teknolojileri alanında birikti. O alanda biz Direksel Üniversitesi ile bir sağlık ve yaşam teknolojileri alanında bir küresel eğitim programı evet. Tasarladık ve ilkinde yaptık. Ve çok başarılı oldu. İkinci konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz akıllı kentler ve kent teknolojileri. O da çok yani önemli bu, bir konu bu arada. Tabii ki çok önemli. Yani bu şehrimizin belirli problemlerine yönelik olarak girişimcilerin burada akademisyenlerle ve burada yürütülen araştırma projeleriyle buluşturup
çok ciddi fikirler üretebileceklerini biliyorum, düşünüyorum. Diğer bir dikey alanımız yeni başlayan İstanbul Sanayi Odası'yla sanayinin problemlerine cevap verebilmek için yine girişimcileri çağırdık. Bu ayrı bir çağrı. Sürdürülebilir kalkınma bizim için çok sanayi sürecinde ve sanayi odasının paydaşları kapsamında da çok önemli bir alan. Kesinlikle Atilla Bey. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk oldunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Çin'in uzay istasyonunda Taikonotlar ikinci kez dışarı çıkararak bir çalışma platformu tesis etti. Uzay istasyonundaki çalışmalar devam ederken Çin'in Mars misyonunu yürüten Gezgin ise çalışmalarını tamamladı. Gelin Çin'deki teknolojik gelişmelere hep birlikte bir göz atalım. Çin'in uzay istasyonunda bulunan Taikonotlar Tiana isimli çekirdek modülden çıkarak ikinci kez uzay aracı dışı faaliyetlerini tamamladı. Taikonotlardan Nie Haisheng ve Liu Biming dışarıda robotik kola bir ayaklık ve çalışma platformu kurarken Taikonot Tang Hongbo ise kabinde kalarak arkadaşlarına destek verdi. Robotik kolun kontrolü Taikonotların uzay aracı dışı çalışmalarındaki en önemli görevlerinden biri. 10.2 metreye kadar uzatılabilen robotik kol maksimum 25 ton ağırlık taşıyabiliyor. Yüksek derecede esnekliğe sahip kol, nesneleri farklı açı ve pozisyonlardan tutma ve yakalama becerisine sahip. Üç Taikonot 17 Haziran'da 3 ay kalmak üzere Shenzhou 12 uzay aracıyla uzaya gönderilmişti. Liu Bomik ve Tang Hongbo 4 Temmuz'da ilk kez uzay aracını terk ederek 7 saat boyunca çalışmalar yürütmüştü. Çalışmalar sırasında Taikonotlar Çin'in ürettiği yeni nesil uzay giysilerini de test etmişlerdi. Yeni nesil uzay giysileri 8 saat kullanım süresine sahip ve daha rahat hareket imkanıyla öne çıkıyor. Çin uzay istasyonunda çalışmalara devam ederken Mars yüzeyinde bulunan Zhurong gezgini ise kendisine verilen görevi tamamladı. 92 gün boyunca uzayda vakit geçiren araç, Mayıs ayından bu yana 889 metre yol kat etti ve 10 GB bilgi topladı. Mars'taki arazi, topografya, atmosfer ve spektrum bilgiler üzerinde işleme ve nitelik doğrulama çalışmaları da sona erdi. Mavi bir kelebeği anımsatan 240 kilogramlık aracın tasarımcısı Zeng Rongqiao, 360 derecelik fotoğraflar elde ettiklerini duyurdu. Çinli yetkili, araç iniş platformunun Çin bayrağıyla görüntülerini yakaladı. Bu da Mars'a Çin halkından bir iz bıraktı diye konuştu. Çin'in elde ettiği bilgilerin Mars'ın Ütopya havzasında antik bir deniz olup olmadığının anlaşılmasına hizmet etmesi bekleniyor. Çin'in bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gezgininden oluşan Tianwen-1 Mars keşif aracı 23 Temmuz 2020'de fırlatılmıştı. En az 90 Mars günü ömre sahip gezgini taşıyan iniş aracı 15 Mayıs'ta Ütopya Planitya Havzası'nın güney kısmına inmişti. Zhurong 22 Mayıs'ta iniş platformundan çıkarak Mars'ın yüzeyindeki çalışmalarına başlamıştı. Bir kuluçka merkezine giderek yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.